verimin daha çok arttığını bu esnada sevgili dostlar sizler de göreceksiniz. Yumurtaların rahat bir şekilde foldukta çevrilmesi için, kuluçkaya yattığı için ters bölgede kalacaktır. Yumurtaların dizmeye başladı, diziyor. Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar, sevgiler, hayırlı, bol ve sağlıklı bir şekilde üretimler diliyorum. Bugün sizlerle beraber folluktaki yumurta kirlenmesi ve aynı zamanda yuvalıklarımızda bulunan folluklara ne zaman taban malzemesi koymalıyız diye bir video, bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Göz ardı edilen fakat arkadaşlar çok önemli olan bir konu. Birçok arkadaşımız bizlere folluklara ne taban malzemesi kullanıyorsun ve ne öneriyorsun diye sormuşlar. Ben daha önceki videolarımda sizlere belirtmiştim mısır grenini kullandığımı. Bu arada mısır grenim bitmişti. O da geldi. Birazdan öbür kameraya geçtiğimde size gösteririm arkadaşlar. Ve ne zaman folluğun içine malzeme koymalıyız demiş arkadaşlarımız bize, sormuşlar. Biz de onu, aslında çok önemli olan bu konuyu yanıtlamak istedim arkadaşlar. Konuşamadım, pardon, kusura bakmayın. Şimdi şöyle arkadaşlar, bildiğiniz gibi kuşlarımız yumurtladıktan sonra yavrular çıkmaya başladıktan sonra arkadaşlar ve hepsi yavru çıkışları tamamlandıktan sonra alt taban malzememizi koyuyoruz. Şöyle ki ilk yumurtlama zamanında, eğer yani yumurtanız daha yoksa, hemen şöyle folluğumu çıkartayım öbür kameraya geçmeden. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvalığıma bu şekilde ne yapıyorum? Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar, hiçbir taban malzemesi koymadan yuvalığıma folluğumu koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bunun sebebi, bildiğiniz gibi kuşlarımız, dişi kuşumuz yumurtladıktan sonra titreşim ve yumurta sırasına göre arkadaşlar yumurtaları çevirerek ısıtır ve sırasıyla yumurtalarını çevirirler arkadaşlar. Bu çevirme esnasında eğer ki siz yuvalığınıza çok fazla malzeme koyduğunuz zaman, bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Bu yumurtalar koymuş olduğunuz mısır greni veya herhangi bir şey, talaş, ne kullanıyorsanız, kedi kumu gibi malzemenin içinde, kuş bunu döndürmekte zorluk çekiyor. Zorluk çektiği için de arkadaşlar ne oluyor? Yeterli miktarda yumurtayı ısıtamamış oluyor ve ısıtamadığı için de arkadaşlar daha sonrasında yumurtanın içinde ısı olmadığı için ölümler de meydana gelebiliyor yumurtanın içinde arkadaşlar. Bu yüzden kuşlarımızı eşe attıktan sonra yuvalığımızın, folluğumuzun içine alt taban malzemesi koymayın sevgili dostlar. Ve bunu bir deneyin isterseniz bir takımımızla ve verimin daha çok arttığını göreceksiniz sevgili dostlar. Ne yapıyoruz? Hiçbir malzeme koymuyoruz. Yavrularımızın çıkım işlemi tamamıyla bittikten sonra yuvalığımızın içine az miktarda gene arkadaşlar alt taban malzemenizi, folluğun malzemesini koyabilirsiniz sevgili dostlar. Böyle yaparsanız sizin için daha sağlıklı, aynı zamanda da diş kuşumuz için de yumurtaları sırasıyla zamanında çevirebilmesi için daha nedir arkadaşlar, verimli olacaktır. İlk önce onu size belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sağlıklı kuşlarımız genelde 40-50 kere ufak ufak ne yaparlar, çıkarlar ve dışkılarını yaparlar arkadaşlar. Yuvalıktan çıkanlar ya da yuvalığın da demeyeyim de normal kuşlarımız, yani sağlıklı kafesin içindeki kuşlarımız. Tabii ki dişi kuşumuz arkadaşlar, yumurtanın kirlenmesindeki mevzu, siz içeriye taban malzemesi koyduğunuz zaman, kuşumuz yumurtlama esnasında taban malzemesi koyduğunuz zaman ne oluyor arkadaşlar? İçerideki dışkılarla dişi kuşumuz dışarıya hızlı bir şekilde çıktığı zaman, bu şekilde yumurtalarımız içerideki dışkılarla, eğer ki yuvalık temizliğini yapmıyorsanız o dışkılarla dışarıya çıkış esnasında yumurtalarımız pisleniyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu şekilde bir mevzu gerçekleşiyor. Tabii ki dişi kuşumuz yumurtaya yattıktan sonra, bollukta yumurtaya yattıktan sonra da
Ne yapıyor arkadaşlar? Dişi kuşumuzun dışkısı niçin büyük oluyor baktığınız zaman kafes tabanına? İçeriği kirletmediği için temiz bir yuvalıkta dışkıyı biriktirip 3-4 kere dışarıya çıkıp o dışkıyı yaptığı için arkadaşlar bu esnada dışkımız büyük bir şekilde oluyor. Dişi kuşumuzda içeriği kirletmemek babında sevgili arkadaşlar. Bu yüzden buna çok dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. Önemli bir konu arkadaşlar. Es geçiliyor. Fakat verimin daha çok arttığını bu esnada sevgili dostlar sizler de göreceksiniz, anlayacaksınız. O yüzden de bunu es geçmeyin arkadaşlar. Gene tabii ki yavrularınız çıktıktan sonra dediğim gibi kuşlarınızın folluklarının içine şöyle istediğiniz gibi, şu an boş, istediğiniz gibi malzemenizi sevgili dostlar koyabilirsiniz. Bütün çıkım işlemi tamamlandıktan sonra ısrarla söylüyorum sevgili dostlar, bunu deneyin. Aradaki farkı göreceksiniz. Siz sadece eşe attığınız kuşların yuvalıklarını taktıktan sonra folluğunuzu koyun ve folluğunuza hiçbir malzeme koymayın arkadaşlar. Folluğun altına daha önceki videolarımızda size gösterdiğim gibi defne yaprağı veya bit tozu arkadaşlar ince bir tabaka şeklinde serebilirsiniz, koyabilirsiniz. Fakat folluğun içine malzeme koymayın. Aradaki farkı ilerleyen zamanlarda isterseniz bir takımınızla deneyin. İlla ki bunu göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet, umarım yardımcı olmuşumdur. Önemli bir konu. Atlanmaması gereken bir konu sevgili dostlar. Yumurtaların rahat bir şekilde follukta çevrilmesi için ve daha sağlıklı yavrular çıkartılabilmesi ve yumurtanın daha iyi bir şekilde ısınabilmesi için sevgili dostlar. Bu çok çok önem arz ediyor. Umarım sizler de buna özen gösterirsiniz. Ben elimden geldiği kadar arkadaşlar bu göz ardı edilen bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım da sizlere yardımcı olabiliyorum da sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bunu uygulayın. Zaten temiz olan follukta arkadaşlar erkek ve dişi kuşumuz zaten dışkılama yapmaz. Zaten dişi kuşumuz istese de yapamaz çünkü kuluçkaya yattığı için ters bölgede kalacaktır kolak bölgesi. Bu yüzden de dışkılamayı zaten yapmaz hem erkek hem dişi kuşumuz. Bundan da bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Hemen şuradan spreyimi alayım. Tabii ki bu arada sevgili arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yumurtlama döneminde sadece arkadaşlar folluklarınızı şöyle temizleyebilirsiniz. İçeride bildiğiniz gibi malzeme olmayacak. Kuşlarımız yumurtlarken yumurtalarını dizmeye başladı, diziyor. Açıyorsunuz arkadaşlar yuvalığınızı. Sadece dışkıları arkadaşlar, zaten malzeme yok. İçeride dışkı bulursanız o dışkıları temizliyorsunuz, malzeme koymuyorsunuz. Dediğim gibi burada yanlış bir anlaşılma olmasın sevgili arkadaşlar. Bu şekilde yapmanızı size tavsiye ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, bol üretimler diliyorum. Bildiğiniz gibi yeni seneye de gireceğiz inşallah. Her şey yeni seneye daha iyi olur. Yeni seneye girerken de gene güzel bir videoyla sizlere güzel bir video paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Bizlere Instagram üstünden ve videoların altından gene istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bilgimiz dahilinde ise, eğer bildiğimiz bir konuysa yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Hep söylüyorum, soru sormaktan çekinmeyin sevgili dostlar. Biliyorsak zaten cevaplayacağız. Bilmiyorsak da öğrenip arkadaşlar sizlerle paylaşacağız. Umarım daha büyük bir aile olma yolunda hep beraber ilerleriz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar.